İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti açıklaması, Avrupa Parlamentosu'nun Ermeni tutsaklara ilişkin kararı kabul etmesi sorunun evrensel öneminin bir kanıtıdır. Batı Ermenistan'ın Batman ve Şırnak'ta askeri üslere hava saldırısı, Zaharova, Moskova, Artsakh ve komşu bölgelerde bir UNESCO misyonu düzenlemekten yanadır. Afrin bölgesinde gergin durum, 11 gerici militan ile Türk askeri öldürüldü. Batı Ermenistan'ın doğa harikaları, Van'daki travertenler. Batı Ermenistan'ın Dersimil'inde orman yangınları devam ediyor. 4. 5. yüzyıl Ermeni dini yapıları konulu ders. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda bir belgeyi 20 Mayıs 2001'de imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan topraklarında Artsakh'ın toprak bütünlüğüne hesaba katmayan herhangi bir belge uluslararası hukuka aykırıdır. Ermeni halkına, tarihine, gelecekteki özlemlerine karşı bir belge olduğu vurgulandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti bu ve benzer durumlarda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili veya söz konusu Cumhuriyet'in herhangi bir temsilcisi tarafından 1920'deki Sevr Antlaşması'nın 92. maddesine göre Ermenistan'ın statüsünü, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı hesaba katmadan insanlığa karşı suçları ve Azerbaycan'ın Ermeni halkına karşı işlediği savaş suçlarını kınamadan imzalanan herhangi bir belgeyi veya eylemi geçersiz ilan edecek. Batı Ermenistan hükümeti, Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Artsakh'ta yaşayan Ermeni halkının yaşama hakkını korumak için tüm gerekli tedbirlerin ve kararların alınacağını hatırlatıyor. Belçika'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu tarafından Ermeni tutsaklarla ilgili kararın ezici bir çoğunlukla kabul edilmesi sorunun evrensel öneminin bir kanıtıdır. Büyükelçilikten yapılan açıklamada şöyle denildi. Avrupa Parlamentosu'na bu insani meselenin gündeme getirilmesi ve verdiği destek için teşekkür ederiz. Ortak çalışmamızın tüm esirlerin derhal salıverilmesini ve ailelerine kavuşmak için memleketlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini kolaylaştıracağını umuyoruz. Önceki gün Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan'ı ön koşul olmaksızın Ermeni savaş esirlerini ve tutsak sivilleri serbest bırakmaya mecbur eden bir kararı kabul ettiğini sizlere hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal altında tuttuğu Batı Ermenistan'ın Batman'da silahsız insansız hava araçlarının konuşlu bulunduğu üsse havadan saldırı düzenlendi. Aynı saatlerde Şırnak'taki Tümen'e de hava saldırısı yapıldı. Batman'da gece saatlerinde insansız hava aracı İHA ve silahlı insansız hava aracı SİHA üssünün bulunduğu havaalanı bölgesinde peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeden silah sesleri yükselirken olay yerine çok sayıda ambulans ve zırhlı araç sevk edildi. Aynı saatlerde Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na da havadan saldırı düzenlendi. Açıklama Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zaharova'nın 21 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bir briefingde Artsakh, Dağlıkarabağ ve komşu bölgelerdeki tarihi ve kültürel mirasın korunması konusu hem resmi Bakü hem de resmi Yerevan ile olan temaslarımızda her zaman tartışılmaktadır ifadesinde bulundu. Zaharova, konuya özellikle Mayıs ayının ilk yarısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan ve Azerbaycan'a yaptığı çalışma ziyareti sırasında değinildi. Bölgede UNESCO misyonunun derhal örgütlenmesinden yanayız. Ayrıca Agitmis grubu eş başkanları düzeyinde de çalışıyoruz dedi. Afrin'in kurtuluş güçleri Afrin bölgesinde 11 Türk yanlısı gerici militan ile 3 Türk askerinin imha edildiğini duyurdu. Afrin'in kurtuluş güçleri tarafından bugün yayınlanan bir açıklamada şunlar yer alıyor. 19 Mayıs'ta silahlı kuvvetlerimiz işgal altındaki Afrin'in Basufana köyünün eteklerinde Türk işgal güçlerine karşı geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildi. Operasyon saat 1'de başladı. Sonuç olarak 4 Türk paralı asker öldürüldü ve ikisi kaçtı. Sonraki saatlerde Afrin kurtuluş güçlerine karşı saldırı düzenlemek üzere yardıma gelen 7 gerici militan ve 3 Türk askeri öldürüldü.
Batı Ermenistan'daki Van ilinin başkent ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal oluşumlar olan travertenler dikkat çekiyor ve ziyaretçilerini büyülüyor. Güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yıllarca kaderine terk edilen kentin doğa harikası travertenleri son yıllarda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ancak bölge pandemi döneminde sessizliğe büründü. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen eşsiz manzarası ile de ilgi odağı olan travertenler, havaların ısınması ve kontrolü normalleşme ile birlikte yeniden ziyarete açıldı. Herkesin bu doğal güzelliği görmesi gerekiyor. Travertenlerin yeraltı sularının içerisindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana geldiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan'ın Dersim'de bulunan Yılan Dağı bölgesinde başlayan orman yangını devam ediyor. Günlerdir devam eden yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Çemişgezek, Hozat, Ovacık ilçeleri üçgeninde bulunan Yılan Dağı eteklerindeki orman yangını başladığı ve yangının geniş bir alana yayılma ihtimali olduğu bildirildi. Önemli doğa alanlardan biri olan Munzur Dağları silsilesinin uzantısı olan Yılan Dağı eteklerinde başlayan yangın bölgedeki yaşamı tehdit ediyor. Yangına bir an önce müdahale edilerek söndürülmesi gerekirken yetkililerin şimdiye kadar herhangi bir müdahalesi olmadı. Yerevan'daki Eski El Yazmaları Müze Enstitüsü Madena Taran'ın kıdemli araştırmacı, bilim çalışanı Nazeni Garipyan, İtalya Tuşa Üniversitesi Viterbo'da Bizans Sanat Tarihi kursu çerçevesinde 26 Mayıs'ta iki dünya ve iki dönem arasındaki mimarlık 4. 5. yüzyılların Ermeni dini yapıları konulu bir açık ders verecek. Roma Tre Üniversitesi'nde araştırmacı olan Rakele Zanone ise Vaspuraga'nın 12. 14. yüzyıl Ermenice el yazmaları üzerine bir konferans verecek. Dersi bu unitas.zoom bağlantısından takip edebilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Radyosu'nun Halk Çalgıları Orkestrası tarafından seslendirilen Ov Hayot Kaçer adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.